Efendim Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Akit Televizyonu ekranlarında Vuslat'ta İlik Zamanı programında Vuslat Derneği'nin çalışmalarını, hayallerini, hedeflerini ve Ramazan-ı Şerif'i konuşuyoruz. Ramazan'ın güzelliklerini, paylaşmanın bereketini, kardeşliği konuşuyoruz. Rahmet ikliminden faydalanmak için sizleri hayra davet etmeye devam ediyoruz. Bugün yine Vuslat Derneği'nin çalışmalarını konuşacağız. Vuslat Derneği Yardım Birimleri Koordinatörü Mehmet Yılmaz'da. Yardım birimlerimizin yeni binasına kavuşmasına artık çok az bir süre kaldı. Sizlerin destekleriyle yapılan yardımların bir merkezde toplanması ve daha çok insana daha güzel şartlarla ulaşması sağlanacak. Ve bu çalışma tabii ki sizlerin desteklerini bekliyor. Ben hemen hatırlatmalarımı yapayım. 0212 alan kodu 659-28-80 Vuslat Derneğimizin telefon numarası. Vuslat Derneğimize bu telefon numarası üzerinden ekranlarda görüyorsunuz şu anda bu telefonla ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte vuslat.org.tr internet adresimiz. İnternet adresimizi ziyaret edebilir, yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler alabilirsiniz. Bununla birlikte yine orada soru cevap kısmında, canlı cevap kısmından kardeşlerimiz sorularınızı cevaplayacaklardır. Aynı zamanda da online bağış bölümünden de yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz. Programımıza Twitter'dan da katılabilirsiniz. Bir taraftan da soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Twitter'da Vuslat Derneği hesabından ya da Vuslat Vakti etiketiyle, hashtag ile bizlere sorularınızı, görüşlerinizi iletebilirsiniz. Yine aynı zamanda Facebook'ta Vuslat Derneği'ni takip edebilir, yapılan çalışmaları sizler de paylaşabilirsiniz. Bugün çok güzel iki görüntü sizlerle paylaşacağız. Eminim ki hele bir tanesi var ki gerçekten sizleri de gülümsetecek, çok mutlu edecek bir görüntü. Ama tabii önce yardım birimleri çalışmalarını konuşacağız, yardım faaliyetlerini konuşacağız. Çünkü ihtiyaç sahiplerinin sıkıntıları giderilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hatice ablamızı ekranlara getirmiştik. Onun sıkıntılarının giderilmesi söz konusu, o sıkıntılar giderildi. Yeni ihtiyaçların giderilmesi için çalışmalar var. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk abi. Tabii. Yardım birimlerinden bahsediyoruz. Bütün aslında çalışmalar, sosyal yardım çalışmalarımızın tamamı sizin biriminiz tarafından yürütülüyor ve işte gerek medrese çalışmaları, gerek medreselerin ihtiyaçları noktasında, gerek ailelerin ihtiyaçları noktasında hepsi bir merkezden yönetiliyor ve elhamdülillah yeni bir merkeze de kavuşuyorsunuz. İnşallah. Bundan bahsetmiştik. O görüntüleri dün izlettirdik. İnşallah. Bugün yine izlettireceğiz belki izleyeceğimizi ama neler yaptık son birkaç gündür? Ne gibi değişiklikler var? Şimdi Ramazan her zaman söylüyoruz. Elhamdülillah bereketli geçiyor. Zekatlarımızı, fitrelerimizi bağışçılarımız tarafından geliyor. Bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Evet. Tüm gayretimizle. Tabii sadece zekatımızı, fitremizi derken periyodik şekilde gıdalarımız, giyimlerimiz yine aynı şekilde giyim gıda mağazamıza çağırıp ailelerimizi orada gıda ve giyimlerini takdim etmiş oluyoruz. Evet. Tabii biz bunu hep söylüyoruz. Nasıl daha iyi yapabilirdik diye. Elhamdülillah Ramazan'dan sonra inşallah yani bir ay içinde şeyi planlıyoruz yani bitirmeyi, kompleksimizi. Geçenlerde de tabii abi sen gittin çekimini yaptın. Evet. İlerleme bitti. Kaydedilmiş evet. Tabii ki. Yani bizim şimdi ilk gittiğimiz, ilk ziyaret ettiğimiz zamandaki görüntüyü hatırladığım için söylüyorum. Zeminde daha henüz bir zemin kaplaması yoktu. Yani bir fayans ya da adı her neyse yer karotları yoktu. Ama bugün hepsi yapılmış, merdivenler yapılmış, üst katlarda her şey tamam, raflar yapılmış. Hatta istersen şöyle yapalım. Önce o görüntüleri bir izleyelim. Yardım Birimleri Koordinatörlüğümüzün yeni binasını. Efendim Vuslat Derneği sizlerin destekleriyle bugüne kadar binlerce ailenin ve talebenin ihtiyaçlarını giderdi. Gidermeye devam ediyor. Yardım faaliyetleri noktasında elbette biz elimizden gelen tüm gayreti sizlerin destekleriyle gösteriyor ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Malumunuz vakıf medeniyetinden gelen bir toplum, bir topluluk olarak bizler kardeşlerimizin sıkıntılarını en hızlı şekilde, en güvenli şekilde gidermenin derdindeyiz. Ve bunun için de yine sizlerin yardımları sayesinde dev bir çalışmaya imza atılıyor. Ve yardım birimleri koordinatörlüğümüz ayrı bir binada, ayrı bir merkezde ihtiyaç sahiplerine ve medreselere hizmet vermeye başlayacak. İnşaatı ziyaret ettik. O görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz.
Evet efendim, Vuslat Derneği'nin sizlerin destekleriyle yapımına devam ettiği yardım birimleri koordinatörlüğü binamızın son hali böyleydi. Tabii ki bu çalışmalarda özellikle amaç ihtiyaç sahibi ailelerini rencide edilmeden ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve elbette onların kendi istedikleri, kendi arzu ettikleri şeylere ulaşabilmeleri. İşte bir market düzeninde istedikleri ürünleri alıp kasaya gidip okutup herhangi bir ücret ödemeden geçmeleri ya da bir mağaza formatında kıyafetleri, istedikleri kıyafetleri üzerlerine deneyip alıp bu şekilde de kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermeleri sağlanacak. Bir taraftan o görüntüleri de yine ekrana getiririz. Yani bina ile alakalı görüntüleri onların üstüne görüşürüz, onu konuşuruz. Ama tabii bu iş gerçekten meşakkatli, zor bir iş. Evet. İnsanları yardım etmenin de adabını uygulayabilmek, yardım etmenin de o güzelliğini yaşayabilmek, o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiklerini yapmaktan geçiyor. Çünkü yardım ettiğin kimseyi rencide etmeden, veren el alan elden üstün diyor ama bir elin verdiğini öbür elin görmemesi gerektiği de gerçekten önemli. Hem bu işin riyaya bulaşmadan, hem enaniyete düşmeden yapılabilmesi, hem de gerçekten kardeşlerimizin sıkıntısını giderebilmek için, mış gibi değil, hani yapıyormuş gibi değil, gerçekten sıkıntıyı gidermek için bir şeyler yapabilmek lazım. Tabii bu çalışma çok güzel. Biz öncelikle tabii ki Allah razı olsun diyoruz emeği geçenlerden. Bahsettiğimiz şeyleri de böyle ekrana taşıyor olmak da hoşumuza gidiyor bizim. Çünkü bu çalışmalardan bahsettik. Yoğunlukta arada kaynayan, aslında bahsedip de gösteremediğimiz birçok projemiz de oldu. Hala da var mesela, ekmek çalışmamızdan tutun da işte vesaire, birçoğu şu an aktif bir şekilde devam ediyor ama hepsine girip de anlatamıyoruz. Evet abi, yani biz zaten ailelere giderken de hani tespite yaparken de aile zaten sıkılarak hani bize başvuru yapıyor. Hani ihtiyaç sahibi gerçekten yani ne diyeceğini bilemiyor o anda. Evet. Ve ihtiyacı olanı söylüyor. Bizim tespitteki amacımız da o zaten. Hani tespite gidiyoruz, bakıyoruz. Ailenin ihtiyacının haricinde, yani orada bize söylediği ihtiyacın haricinde başka ne yapabiliriz? Onun derdine düşüyoruz. Yani ekmek, evet ekmek ihtiyacı var. Evet. Ama her zaman söylüyoruz, gidiyoruz. Hiçbir şey olmayan ailelerimiz var. Çek yatıydı, halısıydı. Tabii bize bağışçılarımız verdiği sürece biz de ailelere ulaştırmaya çalışıyoruz bunları. Gerek eşya konusunda, gerek giyim konusunda, gıda konusunda. Zaten giyim ve gıda periyodik olarak yardımlarımızı yapıyoruz. Evet. Bu projemiz de aileyi uğraştırmadan, zahmete düşürmeden, kimseye hani görmeden, derler ya rencide etmeden, biz aileyi buraya davet ettiğimiz zaman zaten giriş katımızda, ekranda da tanıtımını yapıyorsun zaten. Aile giriş katında çocuğuyla beraber, çocuğunu bırakıp hani oyun alanında çocuğu oynarken aile rahat bir şekilde hani istediği, dilediği eşyaları kendi arzu ettiği şekilde alsın. Bütün planımız, projemiz bu. Üst katta tabii şu anda gıda mağazamız, evet. Şu anda gıda mağazamızın reyonları hafta sonuna kadar bitireceğiz inşallah. İnşallah. Onun haricinde giyim mağazamızın tamamen rafları bitmiş şekilde. Tabii burada bir barkod sisteminden bahsettik. Onlar olacak. Evet. Cam tarafında tabii askılık aparatlar, hani pardüse, etek, gömlek tarzında olan eşyaları koyacağımız bir askı aparatlarımız olacak. Burası bizim gıda mağazamız, şu anda ekranda olan evet. Gıda mağazamız olacak. Siparişleri verildi. Nasip olursa hafta sonuna montajı yapılmış olacak. Tabii ailemiz burada rahat bir şekilde kendi markette nasıl bir araç alıyor, alışveriş aracı, aynı o şekilde alıp reyon aralarından dolanıp ihtiyacını alacak. Tamamen bir alışveriş heyecanı yaşayacak. Raflarda herhalde bunlar oluyor değil mi? Evet, yani bunlar aslında örnek raflar, çok daha güzel olacak. Bu tarzda raflarımız olmuş olacak. Giriş tarafında tabii bir normal market gibi düşünün. Bir barkoddan geçecek, bir kasa olacak. Orada sadece biz ürünleri çıkış amaçlı bir evet. Barkod okutacağız. Yani ve sonuçta bir depo evet. Sistemi, bir evet, bunların yani, giderinin ortada olması lazım. Tabii nereye ki, gitti bu ürün tabii diye. Tabii ki bağışçılarımız evet. Bize bir bağışta bulunuyor ve biz bunu çıkarken hangi bağışı hangi aileye verdiğimizi gönül rahatlığıyla söyleyebileceğiz. Tabii burada üst katımızda giyim mağazamız da aynı şekilde olacak. Giyim evet. Mağazamıza daha önceden başladık.
raflarını falan bitirdik. Şu anda sadece kasa bölümü. Evet, şu anda zaten ekranda gözüküyor. Bunların şu anda bitmiş, hali hazırda kullanıma hazır bu katımız. Sadece ürünler gelecek. Zaten bağışçılarımız Allah razı olsun. Yani kimi gömlek, kimi etek bağışlarında bulunuyorlar. Nasip olursa her günde araçlarımız çıkıyor bağışlar burası almaya. Burası şu an sadece ki hali hazırda devam eden çalışmaya da sadece sıfır. Kullanılmamış tabii, kıyafetler. Kullanılmamış kıyafet. Yani aile alırken çünkü aileye biz kendi üzerimize giymediğimiz bir kıyafeti, bir eşyayı aileye de vermiyoruz abi. Çünkü yardım yaparken onlara rencide etmemek, hani en güzelini vermek için uğraşıyoruz. Onun için tüm malzemelerimiz bizim sıfır, hiç kullanılmamış oluyor. Burada gördüğünüz gibi onlarca ürünü bu raflara koyacağız. Çeşit evet. Çeşit, işte kadın, çocuk, erkek, evet. Bölüm bölüm ayrılacak, işte iç giyim, pardüse gibi. Burada elimizden geldiği kadar işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Allah İnşallah. İzin verdiği sürece aileleri de bu konuda zahmetsiz bir şekilde çağırıp yardımları, yardım veren bağışçılarımızın evet. Bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii şimdi bu görüntüleri izlerken bir taraftan rejideki ekibimiz de diyor ki biz de orada çalışmak istiyoruz. Bir çalışma yapmak İnşallah, istiyoruz. Tabii. Biz bekleriz. Gönüllü yani, arkadaşlarımıza ihtiyacımız olacak. Evet, gönüllü arkadaşlarımız zaten ihtiyacımız olacak. Evet. Burada hazırda bir taraftan biz görüntüleri ama izlerken öbür taraftan da sevgili yönetmenimiz de numarayı veriyor ekrana. 0212 alan kodu 659-2880 Vusat Derneğimizin çağrı merkezinin numarası. Tabii şunu söylüyoruz, bu yapılan çalışmalar bunlar ama Ramazan-ı Şerif'in bereketini yaşamak, kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderme noktasında destek olmak için, fitre ve zekatlarınız için, fidyeleriniz için ya da sadakalarınız için infak edeceğiniz her türlü yani para olur, farklı bir şey olur. İşte bu evet. Eşyalar, malzemeler. Üretici bir firmadır. Bunlar için de yine derneğimizi arayabilirsiniz. Derneğimizle irtibata geçerek kardeşlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında katkıda bulunabilirsiniz. Vuslat.org.tr internet adresimiz. Bununla birlikte Vuslat Derneği Facebook sayfasını da takip etmenizi önemli rica ediyoruz. Ben bir taraftan da bakıyorum şimdi ne kadar bir zamanımız kaldı. Yardım birimlerine bir döneceğiz. Şöyle bir değişiklik yapmak istiyorum. Biraz tamam. Farklı bir şey yapalım. Sevgili yönetmenimizden de rica edelim. Yardım birimlerini konuşalım ama biz şu anda neredeyiz? Giyim mağazasında bıraktık. Evet. Öyle mi? Evet tamam. Tamam, şimdi buna bir devam edelim o zaman ya da kesmeyelim. Tamamen bu kısmı bitirmiş olalım. Sonrasında medreselerimizden çok güzel bir görüntü var. Onu izleyicilerimize aktarmak istiyorum ama vaktimiz de var herhalde. Evet, vaktimiz var. Yaklaşık şimdi, 20 dakikamız var. Evet, burası bizim hem kırtasiye hem oyuncak alanımız olacak. Evet. Tabii ailelerin birçoğu kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Gerçekten hani her zaman söylüyoruz, bir ekmeğe dahil alamayacak durumda. Kırtasiye ihtiyacı da karşılanacak gibi değil. Evet, yani şimdi hani bunun için ihtiyaç sahibi bir aile olmak değil, gerçek manada istenilenler, ben kendi ihracatımı yazdırırken anaokulundan benden istenilen malzemeler neredeyse 500-600 milyon para tuttu. Evet abi. Yani elhamdülillah hadi tamam bizim gücümüz yetiyor bir şekilde aldık ettik ama yani düşünsene asgari ücretle çalışan bir insanın iki tane çocuğu olduğunu varsay ve ikisinin de okula başladığını düşün. Şimdi bu adam bütün maaşını onlara vermek zorunda kalıyor. Evet, kirası gerçekten var, çok ciddi faturaları var. Yani hiçbir şekilde zaten dönmüyor. Yani o çarkı döndüremiyorlar ailelerimiz. Allah yardım ediyor. Çok az parayla iyi geçinmeyi sağlayan bir millet olarak elhamdülillah iyiyiz yani biz. Burası da nasip olursa tabii burada çatı pencerelerimiz olacak. Burayı aş evimiz olacak. Burada yemeklerimiz kaynayacak, sıcak yemeklerimiz. Evet. İhtiyaç sahiplerine ulaştıracağız inşallah. Tabii bu halinden biraz daha farklı olmuş olacak şu anda çatı ve yapım aşamasında. İşte bu bir aylık süreçte burayı da aktif hale getireceğiz. Biz bunu söylerken aslında gıda mağazamızda sadece kuru bakliyat değil bir soğuk hava depomuz da olacak bizim. Evet. Burada tabii bağışçılarımız Şükür, Adak, Akika gibi kurbanlarını bağışlamak isteyebilirler yıl içinde. Biz bunları ailelere ve medreselere ulaştırıyoruz. Zaten şu anda da devam eden bir çalışma var. Evet. Yılın 365 günü biz Adak, Akika, Şükür kurbanlarının kesimini gerçekleştiriyoruz. Şu zaman diliminde medreselerdeki ihtiyaç sahiplerine, medreselere ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Medreselerdeki kardeşlerimizin yemeklerinde kullanılıyor. Ben bir iki kere hani iştirak ettim bir iki kesime.
Erzurum'da özellikle medresedeki kesimlerde çok güzel. Hatta bir tanesinde bir kardeşimiz özellikle şunu istemiş, dedi ki abi bizim yani kesin, siz kesin ve orada medresede bizzat öğrenciler yesin. Evet. Biz de dedik ki tamam kardeşim, seni kırmayalım. Orada işte onun adağını kestik. Hemen medresedeki talebelere hani kavurma yapılarak çok da lezzetli olabildi. O kadar güzel Kur'an-ı Kerim tilavetlere eşliğinde böyle bir hani mevlüt havasında çok tatlı ziyaretler oluyor. Onun için de yine adak, akika, şükür kurbanları ile ilgili 365 gün boyunca yine derneğimizle irtibata geçebilirsiniz. Her yıl binlerce kurban sizlerin destekleriyle İTER sahiplerine, ilim talebelerine ulaşıyor. Adak, akika, şükür kurbanlarıyla yılın 365 gününde bu kardeşliği paylaşmayı hep birlikte yaşıyoruz. Biz mümkün olduğunca evlerine hiç et girmeyen ailelere bu etleri ulaştırmaya gayret ediyoruz. Evet abi. Yani baktığın zaman gerçekten sadece kurban olarak düşünmemek gerekiyor. Bağışçılarımız zaten bu konuda dönüş yapıyorlar. Ama burada da hani şeyi söylemek lazım. Hani bir soğuk hava depomuz olacak. Burada etlerimizi koruyabileceğiz. Tabii ailelerimize biz burada hem aşevinde sıcak yemeğimiz piştiği zaman o etlerden ikram ederiz. Hem de ailelerin gelen etleri ailelere dağıtacağız. Tabii biz bunu medreselerimiz, ilim talebelerimize yönelik de etlerimizi dağıtıyoruz. Ailelere yönünde de. O yönden bağışçılarımıza tekrardan söylemiş olalım bunu. Yani elhamdülillah abi, Ramazan gerçekten bereketli geçiyor. Gördüğün gibi yeni bir kompleksimize geçeceğiz. Zaten külliye çalışmalarımız devam ediyor. Erzurum'da hız kesmeden. Nasip olursa Kasım ayında bunu bitirmiş olacağız. İnşallah. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. Tabii biz, bununla birlikte güzellikleri de biz aktarıyoruz, sürekli bahsediyoruz ama geçtiğimiz haftalarda Erzurum, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı Bey, Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı konuğumuz oldu. Onunla da konuşurken şunu söyledi. Yani elhamdülillah biz doğru bir iş yapıyoruz ve yaptığımız iş gerçekten hem hak nezdinde hem halk nezdinde gerçekten karşılığını buluyor. Ve Cenab-ı Allah onun rızası için yapılan işlerde yolumuzu açıyor. Rabbimiz onun rızası için yapılan işlerden dolayı bu işi yapanları kendisi seviyor ve sevdiğini de sevdiklerine sevdiriyor yani. Evet, bunun daha da düz bir açıklaması yok yani. Çünkü bugün Sağlık Bakanımız Sayın Recep Akdağ Bey sürekli malum derneğimizi ziyaret eder, sürekli irtibat halindedir ve Erzurum'da Erzurumlu olması hasebiyle ancak bu işin gerçekten İslam ümmetine faydası olacağından dolayı, yoksa bir hemşericilikten dolayı değil, ciddi manada bütün projelerimize destek veriyorlar ve bununla birlikte kamu yararına çalışır dernek statüsü almamız için de artık son aşamaya geldik. Evet. Elhamdülillah bu aşamaya gelmiş olmamız ve bu statüyü kazanmamız da anlaşılan şu ki bugüne kadar yaptığımız işleri doğru düzgün yapmışız ve inşallah bundan sonrasında da yine aynı aşk ve azimle devam edeceğiz. Evet, elhamdülillah. Yani burada tabii hesap verilebilirlik çok önemli. Evet. Biz gelen bağışları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için mücadele ediyoruz. Onun için koşuşturuyoruz. Tabii yüzlerce telefon geliyor bize günde. Hem ihtiyaç sahipleri hem bağış verecek gönül dostlarımız, hayırseverlerimiz. Evet. Bu konuda tabii biz arkadaşlarımız her gün hem tespit olarak aile tespiti olsun, hem bağışçılarımızın bağışlarını alma konusunda sürekli dışarıdayız. Bunları Ramazan'ın bereketiyle beraber yani zaman, saat fark etmeksizin koşturma durumundayız. Elhamdülillah yani gerçekten işimizi düzgün yapıyoruz. Evet, gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Biz çok aileyi gördük abi. Çok zor durumda ailelerimiz var. Buradan biz tabii her gittiğimizde Ramazan ayında gıda kolisinin yanında bağışçılarımızın zekatlarını, fitrelerini de ulaştırıyoruz. Evet. Buradan bizim Ramazan ayı boyunca istedikleri saat, imsak saatine kadar çağrı merkezimiz hizmet veriyor. Burada bağışçılarımız arayıp istedikleri gibi, istedikleri kadar zarflarımızdan temin edebilirler, isteyebilirler. Araçlarımız sürekli dışarıda, İstanbul'da olduğundan bağışçılarımıza biz kendimiz kapısına kadar bırakırız. Evet. Diledikleri miktarda, istedikleri gibi bölebilirler, bize ulaştırsınlar. Biz ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz birebir. Bununla alakalı il dışında olanları da kargo yoluyla zarflarımızı ulaştırırız.
Tabii zarf istemeyip hesap numaralarımızı da göndermek isteyebilirler. Arkadaşlarımız da iletişime geçebilirler bu konuda. Çağrı merkezimizin ben numarasını da vermek istiyorum. Tabii. 0212 659 28 80 telefon numarasından çağrı merkezimize ulaşabilirler. Dediğimiz gibi imsak vaktine kadar arkadaşlarımız hizmet veriyor. Şu anda yolda olabilirler, müsait olmayabilirler arkadaşlar. Ya da bu programı gece tekrarını gece, da izliyor olabilirler. Tekrarını izliyor olabilirler. Ya bu saatte dernek açık mıdır, yarın arayalım diyebilirler ama biz imsak vaktine kadar açık oluyoruz. Arkadaşlarımız hizmet veriyor. Adreslerini bize bildirsinler, bıraksınlar arkadaşlarımıza. Biz hemen sabah akabinde zarflarımıza... Ya da hayırlı işlerde acele etmek lazım. Şu an arayabilirler derneğimizi. Aynı bununla birlikte Ustad Derneği'nin internet sitesini ziyaret ederek orada hesapları, yardım ulaştırabileceğiniz hesap numaralarına da ulaşmanız mümkün. Bunları temin edebilirsiniz buradan. Bununla birlikte hani şu an aklınıza geldi. Ya ne kadar güzel, tamam bu çalışmaya bir destek olalım dediniz. Ama ne bankaya gitme imkanınız var, ne postaneden gönderme imkanınız var. Ya da işte gelip veremiyorum ben, gelin alın da diyemiyorsunuz. Cep telefonlarınız, faturalı hat kullanıyorsanız cep telefonlarınızdan 60-67'ye vuslat yazarak bir mesaj gönderdiğinizde 5 lira katkıda bulunmuş oluyorsunuz diyelim. Şimdi o VTR'ye gitmek istiyorum ben. Tabii abi. Müsaadenle. Tabii, yardım birimlerini konuştuk. Yardımın sosyal kısmını inceledik, baktık. Şimdi... birazcık daha yüz güldüren bir kısmına sevgili yönetmenlerimizden diyeceğim ki biz Allah razı olsun iki yönetmenimizle birlikte yayın yapıyoruz. Rica edeceğiz. Ruslat Derneği'nin medreselerinde okuyan kardeşlerimizin medrese andı var. Bakın nasıl medrese andı. Şimdi andımız böyle hep birlikte. Evet, tabii revaçta olan diziler de var. Kardeşlerimizin bir taraftan onlar da tabii çağrışım yapıyor ama çok güzeldi. Benim çok hoşuma gitti. Medrese andı. İnşallah bunu yine ekranlara getiririz ilerleyen bölümlerde de. Bizim işte nasıl bir and içmek varsa medresedeki kardeşlerimizin içtiği and da böyle oluyor. Çok hoş. Bir de böyle şimdi kamera görünce bile değişik bir şey oluyor. Farklı medreselerdeki çocuklarda. Çocuk nihayetinde şu anda merak ediyor bu ne diye. Ve gülümsemeler, böyle eğlenmeler, oynaşmalar çok hoş. Ama çok da ciddiyetle devam ediyorlar. Hep birlikte biz de onlara selamlıyoruz. Evet, medreselerin ihtiyaçlarını da gideriyoruz. İşte bu kardeşlerimizin ya da bunlar gibi nice kardeşlerimizin ihtiyaçları gideriliyor. Tabii, bunlar okul beraberinde hafızlık yapan talebelerimiz. Hem örgün öğretimlerine devam edip hem de akşam işte okuldan geldikten sonrasında medrese eğitimlerine devam ediyorlar. Neler yapıyoruz medreselerin? Hatta en son ben bir medresemizle buluşturmuştum sizi. O çözüldü mü diye soralım hazır buradayken. Evet, Gazi Osman Paşa'da. Gazi Osman Paşa'da Şifa Derneği. Şifa Derneği. Onun elhamdülillah siz söyledikten sonra hemen ertesi gün yardımlarını ulaştırdık. Eyvallah. Hocamız da, Ümit hocamız da çok memnun oldu. Tabii biz sadece İstanbul bazlı medreselere bakmıyoruz. Türkiye'nin her ilinden bize başvuru yapabilirler. Evet. Biz bir şekilde onun çaresini buluyoruz. Medreselerimiz zaten Ramazan ayından önce, yani Arife günü son olmak kaydıyla tüm medreselerimizin 110 tane medresenin gıda ihtiyaçlarını karşıladık, ulaştırdık. Tabii onun sevinciyle de Ramazan'a girdik.
Tabii bize bu konuda ulaşamadığımız, hani telefonları o anda çekmeyen, işte sonra geri dönüşü olan medreselerimiz oldu. Evet. Tabii o anda ihtiyacı olmayıp sonradan ya benim evet ihtiyacımız yoktu ama 15 gün geçti, şu anda ihtiyacımız olan medreselerimiz de oldu. Bununla alakalı hocalarımız dönüş yaptı. Hatta bugün bir hocamız Eyüp Sultan'da olan bir medresemiz. Hocamız geldi, dedi ki 300 talebem var. Artı 128 tane yatılı olan, toplamda 428 talebesi olan bir medresemiz. Kumanya ihtiyaçlarını yaklaşık yarın nasip olursa 1,5 tona yakın malzeme bırakmış olacağız. Evet. Tabii ciddi bir rakam bu bir medresenin. Biz bunun gibi 110 tane medreseye bakıyoruz. Tabii bunun haricinde il dışlarından da oluyor. İl dışlarından da bize medreselerdeki hocalarımız irtibata geçiyor. Biz bu konuda nasıl yapabiliriz? Hani nasıl gıdalarını düzgün herhangi bir zayiat vermeden yerine ulaştırabiliriz diyoruz. Onu da hediye çekleriyle, marketlerin hediye çekleriyle verip evet çözüyoruz. Bu şekilde adreslerini alıp adreslerine kargoluyoruz. Geçenlerde de 1500 TL değerinde bir çek verdik ve o çekle X bir marketten alışverişlerini yapıyorlar. İhtiyaçlarını o şekilde karşılamış oldular. Medreseler bu şekilde hizmetlerimiz devam ediyor abi. Hız kesmeden. Tabii biz bunları sadece Ramazan ayı içinde değil, periyodik bir şekilde her ay düzenli bir şekilde bize ihtiyaç listesini belirliyorlar, ulaştırıyorlar. Biz de her ayın 10'u ile 15'i arasında tüm medreselerin ihtiyaçlarını yerlerine ulaştırmış oluyoruz. Tabii medreselerin ihtiyaçlarının karşılanmasından ziyade aslında oraları ihtiyaç sahibi durumdan çıkartmak lazım. Evet. Yani bugün işte medreselerin hocaları eğitim işiyle iştigal etmeleri gerekirken dışarıda medresenin ihtiyaçlarını karşılamanın derdine düşüyorlar. Ve otomatik olarak bu aslında verilen eğitime yansıyor. Doğru diyorsun. Eğitimin aksamasına sebep oluyor. Bu vesileyle de işte Vuslat Derneği olarak en azından yardım birimleri koordinatörünün bu çalışması bu nedenle önemli. Evet. Medreselerdeki hocalar eğitimle uğraşsın. Evet abi. Onların hizmetini biz görelim. Mantığı elhamdülillah bu mantık çok güzel ve doğru bir şekilde ilerliyor. Bugüne kadar da hamdolsun çok güzel geri dönüşler oldu. Tabii biz aslında kendimizi sorgulamak zorundayız. Biz nasıl bir Müslümanlık istiyoruz ve biz nasıl bir Türkiye istiyoruz? Bugün ya şeriat gelecek diye korkan insanlar var ki evet. Şeriat 1400 küsur yıldır zaten var. Ve aslında biz onu kalplerimize getirmeden de yeryüzüne de hakim olması çok zor. Biz hak etmiyoruz. Biz burada gerçek manada inandığımız dini de temsil edecek kabiliyette de değiliz. Ama Cenab-ı Allah yine de bu çocukların, bu mazlumların yüzü hürmetine bizlere acıyor. Yine rızıklarımızı kesmiyor. Hamdolsun bu talebelere hizmet etmeye devam edeceğiz. Medreselerdeki kardeşlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi, onların hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadan sadece eğitime odaklanması bizim en büyük arzumuz. Neler yapabiliriz? Mesela ben bugün işte Akit TV'de ben izledim. Almanya'dayım, Avusturya'dayım, Belçika'dayım, Hollanda'dayım, Fransa'dayım. Türkiye'de değilim ben, yurt dışındayım, ne yapabilirim? Yani medreselere medreseler Ramazan ayı dolayısıyla iftar verebiliriz. En önemlisi bu. Yani derneğimizi arayıp ben bir medresenin, 100 kişilik bir medresenin iftarını karşılamak istiyorum diyebilirler. Bunun bedeli 1000 TL'dir. Tabii herkes gücü 1000 TL'ye yetmiyor olabilir. Ben bir kişinin, bir talebenin yemeğini karşılayayım. Belki 10 gün karşılayayım demek isteyebilir. Belki bir gün. O tamamen bağışçılarımıza kalmış bir durum. Burada bir talebenin bir akşamlık yemeği 10 TL. Evet, 100 kişilik medresede 1000 lira dedik. Evet. 1000 TL. Belki hani atlanmıştır, duyulmamıştır. 100 kişilik bir medresede 1000 lira. Bir kişinin iftar bedeli de 10 lira. 10 TL. Olarak. Evet, 10 TL. Yani bu konuda destek verebilirler bu kardeşlerimize. Hepsi pırıl pırıl. Şuraya bak abi, ekranda da gözüküyor. Ya ben onları ziyaret ettim. Hatta onlarla bayağı bir oturup havuza gittik. Okuldan aldım onları ben tekrar medreseye geri götürdük falan. Bayağı bir denk geldik. Onlarla haşır neşir olduk. Acayip heyecanlı ve acayip böyle sevecenler. Evet. Bir de Anadolu'nun vermiş olduğu bir mahcubiyet var. İstanbul'daki medreseleri de geziyoruz. Mesela İstanbul'da medrese okuyan talebelerle
Anadolu'da medrese okuyan talebeler arasında çok fark var. Evet. İstanbul'daki talebeler birazcık daha böyle fazla hareketli, daha böyle yerinde duramıyorlar. Ama Anadolu'daki kardeşlerimizin gerçekten o Anadolu insanına ait o bir mahcubiyet var ya, onu yaşıyorlar ve yaşatıyorlar da insana. Evet, biraz da çünkü, o kültürü benimsemişler, o kültürü vermiş oldu yani ağırlıkla. Yani o medreseye gittiğinizde, yani şunu söyleyeyim Mehmet, medreseye gittiğinde, yani Erzurum'dakiler için söyleyeceğim, izleyicilerimiz de bilsin, sen de biliyorsun, yani neredeyse hani elleriyle besleyecekler seni. Evet, abi sen bize hizmet ediyorsun, sen bu çalışmaları yapıyorsun, sen bize hizmet ediyorsun, biz sana her şekilde hizmet ederiz. Ya diyorum yapmayın kardeşim, siz hepiniz hafızsınız. Yani biz bırakın biz size hizmet edelim. Abi benim size hizmet etmem evet, lazım. Abi. Tamam diyor abi. Bak burası bizim evimiz. Sen misafirsin. Ve burada diyor biz sana hizmet edeceğiz. Şimdi o maç Anadolu'daki bu kardeşlerimizin o Anadolu insanının ne olduğunu aslında medreselerde de görüyorsunuz. Küçük bir prototipi bu. Evet abi doğru. Çünkü gerçekten çok güzel muhabbet. Orada yani hani canını iste versin sana. Evet. O derece bir saygı hürmet var. Allah her birinden razı olsun. Tabii amin. Hafızları yetiştirmek kolay değil. Hafız olamayanlar, hafız olamamış olanlar biz gibi hafız yetiştirebilirsiniz. İşte şu anda ekranda görmüş olduğunuz bu kardeşlerimiz okul beraberinde hafızlık talebeleri. Yani hem örgün öğretmeye devam edip hem de okul sonrasındaki zamanlarda hafızlık eğitimi alıyorlar. Bir kardeşimiz 18 aylık bir süreçte hafızlığını tamamlıyor. 200 liralık bir bursu var. Her ay 200 lira vermek suretiyle bir kardeşimizin hafızlığına vesile olabilirsiniz. Ekranlarda numaraları görüyorsunuz. 0212 alan kodu 659-2880 Vuslat Derneğimizin çağrı merkezinin telefon numaraları. Ben de bir hafıza sponsor olmak istiyorum. Ben de bir hafize yetiştirmek istiyorum derseniz lütfen derneğimize irtibat kurun. Şu anda da ekranda da görüyorsunuz. Nice kardeşlerimiz sizlerin destekleriyle eğitim görüyor ve şu anda Vuslat Derneği'nin kendi bünyesindeki medreseler haricinde destek vermiş olduğu 110'dan fazla medresede toplam 15.000'den fazla talebe eğitim görüyor, eğitim görmeye devam ediyor ve inşallah sizler de onların yanında olursunuz. Nasıl i̇nşallah. Oluruz yanlarında? İnşallah. Yani her türlü biz bu konuda desteğe abi, bizim aklımıza gelmeyen, biz şu anda söylüyoruz, evet medreselere yönelik giyim olsun, aşevlerinde olsun, iftar verelim diyoruz. İşte evet. İftarda destek verin diyoruz. İşte medreselerimize hafızlar, hafizeler yetiştirelim diyoruz. Bu konunun haricinde bağışçılarımızın başka bir projesi varsa, ben de hafızın şu ihtiyacını karşılamak istiyorum diye biz her türlü yardıma bu konuda açığız, her türlü fikre açığız. Bize dönüş yapabilirler bu konuda. Tabii bizim değerlimiz diyoruz, yetişen fidanlarımız diyoruz, medreselerimiz. Biz ayrı bir muhabbetle seviyoruz onları, ilim talebelerini. Bu konuda desteklerini esirgemesinler. Ramazan ayı, bereket ayı, zekat ayı, fitrelerini, zekatlarını bu güzel kardeşlerimize ulaştırabilirler. Binlerce ihtiyaç sahibi ailelerimiz var. Bunlara ulaştırabilirler. Bu konuda biz bağışçılarımızın zekatlarını ve fitrelerine talip izliyoruz. Biz birebir ailelere ulaştırıyoruz. İlim talebelerine ulaştırıyoruz. Bu konuda lütfen bizim çağrı merkezimizde derneğimizi arayıp irtibata geçebilirler. Desteklerini bekliyoruz inşallah. İnşallah. Tabii biz hatırlatmalarımızı yapacağız. Ramazan-ı Şerif'in rahmet ikliminden faydalanalım. Kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılayalım. Onların sıkıntılarına çözümler bulalım istiyoruz. Bugün binlerce işte ekranlara sevgili yönetmenimiz getiriyor. Her gün ihtiyaç sahipleri için aşevlerinden binlerce yemek çıkıyor. Her gün 5.000 ekmeği ihtiyaç sahiplerine ve ilim talebelerine ulaştıran bir ekmek yardımı çalışmamız var. Her gün gıda mağazasında ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayan bir Vuslat Derneği var. Giyim mağazasında 60'a yakın aileyi her gün giydiren ve sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin birçok noktasında da ihtiyaç halinde bu yardımları gönderebilen bir Vuslat Derneği evet. var. Ve bugün kapısını hiç kimsenin çalmadığı, ailelerin kapısını çalan bir Vuslat Derneği var. Gittiğimiz yerlerde elhamdülillah bunlarla karşılaşıyoruz. Yani bu işin gönüllüsü olmak lazım. Bizim hamdolsun yani ben en azından kendi adıma diyorum ki ya Rabbi ucundan kıyısından bir şeyde faydam varsa
Ya bunu bana kurtuluş vesilesiyle diye. Çünkü abi, başka kurtarabilecek şeyimiz yok. Evet, abi, Allah için yaptığımız ameller ve bu çalışma gerçekten önemli. Çünkü işte bir ailemiz arıyor. Bize sadece şunu söyleyeyim. Vuslat Derneği ticari bir kurum değil. Vuslat Derneği tamamen Allah rızası için çalışmalarını yapan bir dernek. Zaten yaptığımız Ramazan boyunca bugüne kadar yaptığımız programlarda dikkat ettiyseniz birçok farklı derneği, birçok farklı sivil toplum kuruluşunu burada sizlerin ekranlarına taşıdık. Çünkü bizim derdimiz üzüm yemek. Biz bağcı dövme derdinde değiliz. Biz Allah rızası için yapılan tüm işlerin hizmetkarıyız ve bunlar için de mümkün olduğu kadar gücümüz neye yetiyorsa biz bunu yapmaya hazırız. Vuslat Derneği'nin yapısı bu. Vuslat Derneği, evet, hayır yapacaksanız önce kendi çevrenizden başlayın. Aile efradından, hani akrabadan, konu komşudan başlayın diyebilecek bir dernek ve diyen bir dernek. Evet abi. Evet. Ama eğer bulamıyorsanız getirin, biz gerçekten ihtiyaç sahibine ulaştıralım diyen bir dernek. Burada aslında şunu dile getirmek istiyorum. Gerçekten kişi kendi yakınındaki komşusunun ihtiyaç sahibi olup olmadığını bilmiyor artık abi. Evet, öyle ben bir, bilmiyorum. Evet, öyle bir hal aldı ki önceden 2-3 mahalle gerisindeki insanları bilirken bugün kapı komşunun ne durumda olduğunu bilmiyorsun. Ondan dolayı biz aynı mahallede hem bağışçımız hem ihtiyaç sahibi olan mahallelerimiz var. Ben şunu da dile getirmek istiyorum. Yani tabii biz bunları düzenli bir şekilde hem bağışçılarımızı hem ihtiyaç sahiplerini memnun etmenin peşindeyiz. Tabii önümüz bayram. Bunu da vaktimiz zannedersem daraldı. Bitti. Evet, bayramda bir kişinin giyim bedelinin 150 TL olduğunu hemen hızlıca söylemek istiyorum. Ve medrese talebelerinin de baştan aşağı şalvarından cübbesine, ayakkabısına ve iç giyimine varana kadar giydirmek isteyebilirler. Bunun bedeli de 300 TL. Bunu da söylemek istiyorum. İnşallah. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Hatırlatmış olalım. Evet efendim, Yardım Bilimleri Koordinatörü Mehmet Yılmaz'la konuştuk. Yardım için tabii ki biz yine hatırlatmalarda bulunacağız. Sevgili yönetmenimizden bir şey rica edeceğim. Bilmiyorum vaktimiz var mı ama medrese andımızı vererek kapatalım istiyorum ben. İzlemeyen, kaçıran dostlarımız olmuştur. Medreselerdeki talebelerimizle ilgili medrese andını verelim. Yardım Bilimleri Koordinatörü Mehmet Yılmaz'la söyleştik. Onun yapılan çalışmalarla ilgili anlatımlarını dinledik. Yapılan yeni binanın görüntülerini ekranlarınıza taşıdık. Sizler yapılan çalışmalara 0212 alan kodu 659-2880 numaralı telefondan Vuslat Derneği Çağrı Merkezi'ne ulaşarak destek olabilirsiniz. vuslat.org.tr internet adresimiz. İnternet adresimizi ziyaret edebilir. Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'da Vuslat Derneği hesaplarını takip edebilirsiniz. Diyelim bir hafızın yetişmesine katkıda bulunabilir. Medreselerimizde, külliyemizde 1 metrekare yer sahibi olabilirsiniz. Efendim, biz huzurlarınızdan medreselerdeki o koç yiğitlerin hep birlikte yapmış olduğu medrese andıyla ayrılıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Destur! Rabbimiz Allah! Rabbimiz Allah! Kitabımız Kur'an! Kitabımız Kur'an! Dinimiz İslam! Dinimiz İslam! Önderimiz! Önderimiz! Modelimiz! Modelimiz! Peygamberimiz! Peygamberimiz! Hazreti Muhammed Mustafa! Hazreti Muhammed Mustafa! Derdimiz ümmet! Derdimiz ümmet! Yolumuz ehli sünnet! Yolumuz ehli sünnet! Gayemiz! Gayemiz! Allah için okuyup okutmak! Allah için okuyup okutmak! Amel ettirmek. Amel ettirmek. İhlas kazanıp ihlas kazandırmak. İhlas kazanıp ihlas kazandırmak. Hedefimiz. Hedefimiz. İlahi kelimetullah uğrunda. İlahi kelimetullah uğrunda. Var gücümüzle çalışmak. Var gücümüzle çalışmak. Mücadelemiz. Mücadelemiz. Emri bil maruf. Emri bil maruf. Ne yani münker yapmak. Ne yani münker yapmak. Arzumuz. Arzumuz. Son nefeste şehadet şerbetini içmek. Son